İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kitaptan Aydınlığa programında Yaşar Nuri Öztürk'le, Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le dün akşamdan kaldığımız konudan devam ediyoruz. İslam'da akıl, aklı olanın din anlayışı, aklı olanın dini olur mu olmaz mı? Bunu konuşacağız. Ama bunu biraz daha geçmişe giderek önemli tartışmalara neden olan akıl ve nakil savunucuları çerçevesinde İmam Gazali ve İbn Rüşd çerçevesinde konuşacağız. İmam Gazali felsefenin tutarsızlığı diye bir eser yazmıştı. Daha sonra 21 yıl sonra İbn Rüşd ise tutarsızlığın tutarsızlığı diye cevap vermişti ona. Hocam oradan başlayalım isterseniz. Nakil dediğimiz kavram olarak İslam'daki yeri ve akılla ilintisinde, daha doğrusu İslam'ın bugüne gelişinde çok önemli bir aşama, bu bir merhale bildiğim kadarıyla. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten nakil midir din, akıl mıdır? İz bin Abdüsselam akılcılardan biridir. Onun bir sözü var, çok severim. Dinin makulü var, menkulü var diyor. Dinde hem akıl hem nakil. Burada tartışma olamaz. Nakilsiz din olmaz. Ama önemli olan şudur. Hangisi hangisine komutan olacak? Bu komutan tabirini de hem El-Muni yazarı Kadı Abdülcebbar'dan hem de onun yolundan giden o Kırat'ta yine büyük mütefekkir Ragıp el-İsfahani'den alıyorum. Komutan hangisi olacak? Ragıp bu soruyu soruyor Ezzeriyasında. Diyor ki din de dahil akıl her alanda komutan olacak. Eğer akıl komutan olmazsa diyor dinden de hayır gelmez. Açıyor bunu. Niçin? Niçin? Cevap. Allah diyor iki tane Resul gönderdi beşeriyete, insanlığa. Batını Resul, içsel peygamber, zahiri, dışsal, yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, İsa, Musa, salavatullah aleyhi mecmain, neyse hepsi. Şimdi diyor bu iki Resul, iki peygamberden batını içsel olanın diyor hakkı verilmeden, o öne alınmadan, o egemen kılınmadan zahiri Resul'den hiçbir hayır görmezsiniz. Ya şuna bakar mısınız? Siz bana kilise tarihinde böyle bir mütefekkir gösterin. Batı, işte Leibniz, 1700 küsür. Sonra 18. yüzyıl, bir dizi aydınlanmacı filozof. Özellikle Kant, 1804 Kant'ın ölümü. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın başı. Hegel, Kant'tan bir süre sonra ölmüş. Büyük aydınlanmacı filozoflar. Ben Leibniz'le bir eserimde, yanılmıyorsam hangisinde yaptım bunu? Belki çıkacak kitabım, Deizm kitabında yapmış olabilirim. Leibniz'le Kadı Abdülcebbar'ı mukayese ettim. Leibniz'le Kadı Abdülcebbar'ın arasında 700 yıl civarında fark var. Ve orada vardığım kanaati bir araştırmacı, bir ilim adamı sıfatıyla şöyle özetledim. Leibniz, aydınlanmanın batıda büyük filozoflarından biri, akılcılığın hiç saygın var. Leibniz en iyi ihtimalle Kadı Abdülcebbar'ın talebesi olur dedim. Samimi kanaatim bu. Orada kanıtlarını da ortaya koymuşum. Şimdi
akılcılığı siz İbn-i Rüşd, Gazali, evet. Çünkü bunlar arasında polaritesinde ele aldınız. O çok sonra. Gazali'nin ölümü Hicri 500 küsürdür. 505 filan. İbn-i Rüşd de ondan biraz, yani o çok sonraki bir tarih. Geriye gidelim. Geriye gidelim. Bu geriye gidelim. Meseleyi ta getirelim. Hicri 150'de 767 miladide ölen İmam-ı Azam'a götürelim. İslam'da akılcılığın esas öncüsü, imamı, klasik tabiriyle İmam-ı Azam'dır. Fıkha ve kelama akılcılığı egemen kılan odur. Ve bu yaptığı işin faturasını da neticede başıyla ödemiştir. Evet. Ne kadar Abdülcebbar, ki İmam-ı Azam'dan yaklaşık 150 küsür sene sonra geldi. Yaşamış, evet. Ne ondan 200 küsür, 250 küsür sene sonra gelen Tufi, o da büyük akılcılardan biri. 700 küsürdür onun ölümü. Yine 700 küsürlerde İzbin Abdüsselam. Onların hepsinin arkasında İmam-ı Azam'ın yaktığı meşale vardır. Ve onların hiçbirisi yaptıkları işi başlarıyla ödemediler, mücadelelerinin faturasını. İmam-ı Azam şehitlikle ödedi bunu. Ve uzun yıllar işkence gördü. Ve ben İmam-ı Azam'la ilgili yazdığım, bana göre de bir devrim kitabı olan, herkesin kanaati de odur. O kitabın adını ben öyle koydum. Adını. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'ı bana göre en iyi ifade edecek başlık budur. İmam-ı Azam fıkhın, İslam fıkhının da kurucu dehası olarak fıkıhta akılcılığı egemen kıldı. Hadisler konusunda akılcılığı işletti. Fıkıhta o istihsan, kıyas, bunlar İslam düşüncesinin İmam-ı Azam'la öğrendiği, anladığı, işlettiği, çalıştırdığı kavramlardır. Hepsi akılcılığın ürünleridir. Zaten İmam-ı Azam'ın eleştirilerde kendisine sataşanların kullandığı itham şudur. Rey ehlidir. Rey, aklı işleterek görüş serdeden demektir. Rey, görüş demek kelime anlamıyla. Ama teknik bir terim olarak akılcılığın ürünü olan görüşleri öne çıkaran demektir. Ehlül rey. Ehlül rey'in babası da İmam-ı Azam'dır. Gazali ve İbn-i Rüşd ikilemi veya 11. yüzyıl. Şimdi Gazali son tahlilde akıl düşmanı bir adamdır. İslam tarihinin kara deliklerinden biridir. İslam tarihinin karanlık kaderidir. İslam tarihinin kırılma noktasını yaratan adamdır. Bir büyük talihsizliktir. Kendisinden önce Kadı Abdülcebbar dedim. 400 küsürdür ölümü. Gazali'den 100 küsür sene önce. İmam-ı Azam 150-505, 350 küsür sene önce Gazali'den İmam-ı Azam. Bütün bu mirasa rağmen, tabi Mutezile imamlarının hepsini saymıyorum burada, hepsi akılcı ekolün temsilcileridir. Kadı Abdülcebbar onlardan bir tanesi. Bütün bu mirasa rağmen Gazali sığıntısı olduğu Selçuklu Sarayı'nın
ve nizamül mülkün keyfini okşamak için akla düşman kesilmiş ve İslam tarihinin kaderini karartmıştır. Kırılma noktası Gazali'dir. Akılcılığa düşman olunca bunun götüreceği otomatik sonuç nedir? Felsefe düşmanlığıdır. Çünkü felsefe... Zaten yazdığı kitabın adı da o. Geleceğim. Felsefe aklı işletmenin kurumudur. Disiplinidir. Motorudur. Bakın 2000'li yılların Emevi faşizmi sergileyen Türkiye'sinde ne yaptılar? Felsefeyi okullardan ders olarak okutulmasını kaldırdılar. İlahiyat fakültelerinde felsefeyi seçimlik derse dönüştürdüler beyefendi. Bir adam felsefeden nasibini almadan ilahiyatçı nasıl olacak? Öküz olur ancak, öküz. İlahiyatçı falan olamaz. Felsefeden nasibini almadan ancak tarikat mensubu olur. İradesini tarikat şefinin iradesinde yok eden bir zavallı güdük olur. Felsefenin olmadığı yerde üretkenlik de olmaz hocam. Yani bu insanın... Şimdi bunu kaldırdılar. Beyefendi, felsefenin olmadığı yerde insan olmaz. Felsefe insanı düşünen varlık diye tanıtıyor. Siz daha şeye gittiniz, evet. Felsefenin olmadığı yerde insan olur mu? Şimdi Kur'an ne diyor? Aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor. Siz böyle bir din kitabı gördünüz mü? Kant'ın, o demin saydığım aydınlanmacı filozofların, Kant diyor ki akla yer bulmak için imanı devreden çıkarmak zorunda kaldım. Müthiş bir tanım. Şimdi bakın, yani onu küsme sebebi yapmayalım. Kant muhteşem bir deha. Ama ben diyorum ki, ah Kant, sen Kur'an'ı bilseydin, akla yer bulmak için imanı devreden çıkarmak zorunda kalmayacaktın. Ben kalmıyorum. Ben kalmıyorum, böyle bir mecburiyet hissetmiyorum. Kant bir büyük erişilmez bir filozoftur. Ben kendimi onunla kıyaslamıyorum ama ben de felsefe profesörüyüm. Evet. Ben de bu sıfatımla diyorum ki ben akla yer bulmak için imanı devre dışı tutmak zorunda kalmıyorum. Ne sayede? Kur'an sayesinde. Kur'an aklını işletmeyenler üzerine Allah pislik indirir diyor. Bilenle bilmeyen bir olmaz diyor. Aklını işletmeyenler diyor, sürüngen hayvanlar gibidir. Dabbe. İnne şerred devabbi indellahi es-summul bükmüllezine la yakilun. Ya insanlık tarihinde, insanlığın bütün düşünce sistemlerinde, bütün felsefelerde böyle bir formül cümle yok. Bunun yerine koyacağınız böyle bir cümle yok. Yani? Bak, yemin olsun ki, tercüme ediyorum, Allah katında en şerir, en kötü, en zararlı mahluklar aklını işletmeyen, bunun için de kulakları, gözleri insanca çalışmayan mahluklardır. İnne şerred devabbi indellahi summul bükmüllezine la yakilun. La yakilun, aklını işletmiyorlar demektir. Aklını işletmeyen mi, kullanmayan mı hocam? İşletmeyen o demek, kullanmayan aynı şey. Aynı anlamı. Kur'an aklın varlığını yeterli görmez. İşlevsel, fonksiyonel akıl istiyor. Onun için taakkul kelimesini hep kullanır. Aklı işletmek, aklı kullanmak. Aynı şey. Gazali ne yaptı? Birinci sınıf Müslüman Gazali'ye göre aklını işletmeyen adamdır. El-Münküzü Minet Dalal dediği o talihsiz kitapçı,
tarikat şeflerinin hatırını okşamak için, Selçuklu Sarayı'nın hatırını okşamak için yazılmış talihsiz bir yüz karası bir kitaptır o. Felsefeyi ne kadar aklı yok eder, inkar edersen o kadar Allah'ın makbul kulu olursun. Felsefi boyutu reddediyor. Bir de aklı reddediyor beyefendi. Allah'a akılla gidilmez diyor. Kur'an tam tersini söylüyor. Kur'an tam tersini peki söylüyor. Peki nasıl bu kabul görüyor? Ve Osmanlı'da ne kadar? Osmanlı da burada onu alıyor, tabii, getiriyor. Kolay geliyor. Bir de saltanatın işine geliyor. Bakın, siz aklı bu şekilde mahkum ettiniz mi, kitle ne oluyor? Kur'an bunları vermiş. Akıl işletilmezse kitle raiye olur. Sürü. Hayvan sürüsü demektir raiye. Kur'an ne diyor? Sakın raiye olmayın. Peki egemen güç ne ister? Aklını işleten ve habire niçin, neden soran, hesap soran, sorgulayan adam ister mi? Hiç sevmez. Hiç sevmez. İşte raiye ister. Peki 650 yıllık Osmanlı düzeninde halkın hukuki adı nedir? Kul. Raiye. Evet, çoğulu evet. Reaya. Evet. Yani gayrimüslimleri de ifade etmek için reaya çoğul kullanılır. Raiye dendi mi Müslüman kitle demektir. Hayvan sürüsü demektir. Kur'ansal bir tabir. Ve Kur'an raiyeleşmeyin diyor. Şimdi Osmanlı aklın işletilmesini hangi düzen ister? Yani Emevi ister mi? Selçuklu ister mi? Osmanlı ister mi? Hiçbiri istemez. Hilafet ve saltanat düzenlerinin hiçbiri aklın işletilmesini istememiştir. Cumhuriyet aydınlanmasına düşmanlıkları odur. O Atatürk'ün içtiği rakılar falan filan, onlar işin bahanesi halkı kandırmak için. Esas sebep bu. Ulan siz ne rakısı? Sizin karnınıza parmağımı vursam ağzınızdan pislik gibi yediğiniz, elin günün haram paralarını yediğiniz lokmalar dökülür ağzınızdan. Rakı ne ki rakı? Kurban olmuşsun siz o rakıya. Bu tabi bu bütün bu söyledikleriniz şimdi siz, bizi siz, izleyen o rakı içenlerin tarafından... o rakı içenlerin rakısıyla kendinizin mukayesesini yapmak için Maun suresini okuyun. Kur'an hiçbir yerde rakı içenleri din dışı filan, melun filan ilan etmemiştir. Hani rakının durumunun ne olduğunu da yani Hanefi fıkhına gidip oradan bir daha tetkik etmek lazım. O da ayrı bir mesele. Ama başkalarının hakkına, hele kamunun haklarına musallat olanların dinsiz, imansız ve melun olduklarını, namazlarının da lanetten başka bir şey yaramadığını Kur'an hükme bağlıyor. Maun suresi. 3 satır. Evet. Oraya bakıyorum hocam. Burada şöyle bir şey yazıyor. Konuyla ilintili değil ama. Konuyla ilintili değil. Onun için buraya girersek oradan çıkamayız hocam. Şimdi ben onu açtım, bir şey söyleyeyim. Halka söylüyorum bunu. Ben böyle bazen fiksiyonel şeyler geçiriyorum aklımdan. Diyorum ki Türkiye'nin kurtuluşun eşiğine geldiğini, kurtuluşun meşalesini artık eline aldığını ne zaman anlarım? Maun suresi kitabı ders kitabı olduğu zaman. Maun suresi kitabının 3-4 televizyonda çok muktedir, dirayetli programcılar tarafından aylar ve aylar program konusu yapıldığında anlarım. Ama bunu bırak. Dincilerin buna sahip çıkmasını bırak. Angutlar, bizim dediğimiz angutlar bile okumuyor, okutmuyorlar.
Peki hocam, şimdi burada madem bu konu oraya geldi, akıl meselesi, tartışması, dinci tanımı, mütedeyyin tanımı ayrı. Ayrı. Dindar ve mütedeyyin ayrı. Şimdi bu angutlar bu mütedeyyin sınıfı içerisinde mi? Hayır. Nerede bunlar? Hayır. Nerede ben Müslümanım diyor. Ha, ben de Allah'a inanıyorum tabii, diyor. Tabii diyor da onların alameti farikası mütedeyyinlik değil. Ben onlar imansız demiyorum. Ha, angutların imansız olanları da var. Kur'an dediğin zaman böyle midesi bulanan, Allah dediğin zaman ha falan gargara yapma diyenleri var. Ama angutların büyük kısmı İslam'a saygılı, Müslüman imanı taşıyan adamlar. Ama böyle dindarlıkla falan filan temayüz etmiş, öne çıkmış değil. Bunlar daha çok Atatürk rozetiyle öne çıkan adamlardır. Yani göstermek. Yani dincinin Allah ile aldatmasına karşılık bunlarda Atatürk'le aldatma vardır. Şimdi o kitabı da yayınlayacağım. Angutların alameti farikası budur. Dinsizi de vardır, silme dinsizi de vardır. Müslümanı da vardır. Mümini de vardır. Haklarını yemeyelim. Ama anguttur. Dinciler de ise dinin gerçeğine karşı olan bir psikoloji vardır. Dinci dinin gerçeğinden rahatsızdır. Bütün dinciler. Dinin gerçeğinden rahatsız olmadan dinci olmaz bir adam. Dinin gerçeğinden rahatsız değilse dindar olur. Dindar da rahmet gibi bir adamdır. Ona, bütün toplum ona şükran borçludur. Mütedeyyin dediğimiz de budur. Mütedeyyin onun bir başka ifade şeklidir. Hı hı. Dinci başka. Dinci Allah'ın belası. Dinci dinin baş belası bir defa, her şeyden önce. Şimdi mesela kalktı kendini halife ilan etti falan bilmem ne diye IŞİD örgütünü daha güncelleştirelim. Adam şimdi o oralara girme. Şimdi IŞİD diyorsun ama IŞİD o ayrı bir bahis. Geçelim orayı. Şimdi sen IŞİD'i MİŞİD'i bırak kardeşim. Bizim içimizdeki IŞİD'lere bak. Şimdi IŞİD ama IŞİD bir de mesela putperestliğe savaş açmış. Diyor ki Allah'a ibadeti şirk aracı yapıyorsunuz diyor. Mesela bu da çok enteresan bir söylemdir. Benim dikkatimi çekiyor bu. Karmatiler bu söylemi geliştirdiler. Bir zamanlar. Hı hı. Şimdi IŞİD bunu. Şimdi o IŞİD işini ayrı bir, biraz acele etmeyelim. Onu biraz bekleyelim. Ben sadece bir şey saplama bekleyelim onu. Şimdi mesela böyle bir söylem de var. Evet, dönelim. Ama tekrar bizim içimizdeki IŞİD, ÇİŞİD, ÇIFIT, biz onlara bir bakalım. Atatürk'ün kurduğu devletin imkanlarıyla emrine tahsis edilmiş 6 tane uçak olan adamlara bakalım. Bunlar ne yapıyorlar? Ne işiti çişiti ya? Sen buna bak, kapının önüne bak. Bunları da yani günlük gündemin içerisinde siyasetin parçası olarak Türkiye'de işte ılımlı İslam modeli çizilmiş gelmiş birileri tarafından. Orada içerisinde aktör olarak yerlerini almış. Tabii ılımlı işte, İslam. Bunlar da akıllarını mı kullanıyor efendim, acaba? Ilımlı İslam Haçlı Batı'nın İslam'ı kendisine sıkıntı yaratmayacak şekle getirmek için ortaya koyduğu projedir. Yani hocam şunu demek istiyorum. Şimdi Suudi Arabistan, Arap ülkelerin bir önemli bir kesiminde iktidar sahibi olmak, dini referanslarla iktidar elinde bulundurmak, kendine göre yorumlarla, ne bileyim ben artık farazi, geçmişten intikal etmiş birçok saçma sapan, Kur'an'ın ve Kur'an'ın öngördüğü bilimsel açıklamanın da reddettiği anlayışlarla gelmiş kendi iktidarlarını kurmuşlar. Bunlar da dinin bir sahiplenmesi diye, sahiplendiği kişiler diye bakılıyor, ediliyor. Bizde de acaba diyorum ki, bizde de dini böyle kullanıp da kendi iktidarını din adına inşa ediyorum diye
bir ılımlı İslam modeli adı altında bize mi yutturuyorlar? Biz bunu yutacak kadar da salak mıyız? Bu toplum o kadar mı salak? Vallahi salak mıyız, solak mıyız, onu ahmak mıyız onu bilemem ama yutturdukları kesin. Yutturunca bizim sıfatımız ne olur? Ben onu telaffuz etmek istemiyorum. Ama yutturdukları kesin. Ve bakın, ılımlı İslam projesi, namı diğer BOP projesi, BOP projesinin Orta Doğu'daki eş başkanı kim? Evet. Yani ikinci adamı, birinci adamı Amerika başkanı. Birinci adamı modern Ramses Bush'tu. Evet. Değil mi? İkinci başkanı kimdi? Bush'un ilan ettiği ikinci başkan. O da bizim Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan. Eş başkan. Tayyip Erdoğan bu ülkede neyle temayüz etmiştir? Hı hı. Dinle, din avukatlığı ile, laiklik düşmanlığı ile, Atatürk karşıtlığı ile, değil mi? Ne diyordu? Bir tarihler öyle değil. Şimdi tarihi marihi yok kardeşim. Ne tarihi ya? Şimdi bırakın bunları. Tarihi marihi var mı? Koca adam ne diyordu? Ya eksin ya Müslümansın. İkisi ters kutuplanma yapar. Değil mi? Ben Müslümanım diyen layık olamaz. Olamaz. Ya olsun ya busun diyor. De. Atatürk bahsinde ne diyordu? Türkiye'nin son 70 yılı boşa harcanmıştır diyor. Yani cumhuriyetin anasını avradını demektir bu. İki, siz 10. yıl marşında demir ağlarla yurdu ördük diyor. Neyi ördünüz diyor. Ben yapıyorum o işi. Bu da cumhuriyetin ve sizin aynı şey demektir. Eş başkan bu. Öbür yandan da kendisi diyor. Ben eş başkanlığı ona kendim isnat etmiyorum. Ne diyordu bağıra bağıra? 2000. Ama bunları din adına yaptığınızı söylemek ne diyordu? Kolay değil hocam. Biz bu topraklarda, bu coğrafyada bir görev yerine getiriyoruz. Nedir o görev? Cevap. BOP'un eş başkanlığı görevi. Şimdi Türkiye'nin kaderinin getirildiği yeri bu paradoksu görerek değerlendireceksin. Tamam mı? Din adına kendisi dışındakileri 5. sınıf Müslüman bile görmeyen bir zihniyet ve onun başbuğu durumundaki adam bu projenin eş başkanı olduğunu kendi ağzıyla dünyaya deklare etmiştir. Ben şimdi şeytanın avukatlığını yapıyorum. Bu da aklını kullanarak dinden yararlanmak anlamına mı, anlamına gelmiyor mu? Ha. O zaman sana bir bilgi daha ileteyim ben. O nezih akıl kelimesini buraya bulaştırma. İmam Cafer Sadık bir gün diyor ki sohbetinde, bunu alın, bunu bulamazsınız. 50 bin kitaba bedel bu. İmam Cafer Sadık sohbetinde diyor ki, bir insanın dindeki seviyesi aklı kullanmadaki seviyesiyle tevemdir. Yani orantılıdır. Tamam mı? Evet. Yanında sohbetinde bulunan yine onun o kemal ehli grubundan birisi edebi irfanı içinde diyor ki, ya imam, öyle diyorsunuz ama Muaviye de çok akıllı bir insandı. Halbuki siz Muaviye'yi Müslüman olarak da kabul etmiyorsunuz. Yani aklıyla dini tevemse, ikisse, orantılıysa bu nasıl oluyor? İşte orada muhteşem sözü söylüyor. Diyor ki karıştırıyorsunuz. Muaviye'ninki akıl değildi diyor, şeytanetti. Yani şeytani kurnazlık, şeytanet. Reke şeytaneh diyor. O şeytanetti diyor, akıl değildi. Şimdi
Dincininki şeytanettir, akıl değildir. Evet, bu şeytan tıpkı iman önderi Muaviye'ninki gibi şeytanettir dincilerinki. Evet hocam, bunu burada noktalayalım bu akşam. Yarın akşam devam edeceğiz. Evet sevgili seyirciler, Kitaptan Aydınlığa Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'le Ramazan boyunca programa devam edeceğiz. Umarım Yaşar hocamın, Yaşar Nuri hocamızın anlattıklarından bilgi dağarcığınızda sizin de birer kırıntı kalmıştır. Yarın akşam yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.